Antalya'da ciğerlerimiz yandı ve Evet. son 100 yıl böyle bir şey görmemiştir yani. Evet, doğru. Yüzyılın O yangını kadar olarak büyük bir tanımlandı. rüzgar, o kadar ciddi bir bütün faktörler o yangın için hazırlanmıştı adeta. Ve çok büyük bir propaganda yapıldı. Yanan arazilere oteller dikilecek. Dikildi mi? Hayır, dikilmedi. Türkiye'de bizim iktidarımız döneminde karşılaştığımız orman yangınlarından sonra böyle bir girişim hiç olmadı. Ama ne var biliyor musunuz? Siyaset bizde çok ahlaki bir zeminde yapılmıyor. Her vesileyi iktidara sataşma ve Türkiye devletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni zaafa uğratmak için fırsat olarak gören, kabul eden bir takım siyasi rant peşinde koşanların olduğu bir ülke. Yani ben böyle görüyorum. Her şeyden mi bir ayrılık pompalanmaya çalışılır? Orman yangınları oldu. Yani sonuçta neticede evet bu çok büyük bir afet. Ama bu afetle mücadele için devlet, millet varını yoğunu koydu. Sadece devlet yoktu orada. Aynı zamanda devletin yanında millet de oradaydı. Ben oradaydım. Türk, Köylüler siz oradaydınız. traktörlerle, tankerlerle su Efendim, taşıyorlardı. Isparta'dan geldiler, Evet. Muğla'dan geldiler, Evet. Konya'dan geldiler, Ankara'dan geldiler, Kastamonu'dan geldiler. Türkiye'nin neredeyse 81 vilayetinden ama az ama çok bölgeye katkı koymak için gelenler vardı. Gelemeyenler de katkılarını göndermek için birbiriyle yarıştılar. Müthiş bir dayanışma, müthiş bir kardeşlik gördük biz bu ülkenin vatandaşları arasında. O felakette bu ülkenin devleti ve milleti kardeş olduğunu birbirine hisset. Ama bununla beraber birileri de kalktılar, videolar çektiler orada biliyorsunuz. Helikopterler gelmiyor, insanlar yanıyor falan derken arkada Helikopterler helikopterler uçuyor. vardı. Prodüksiyonu da düzgün yapamamışlar. Şimdi bu siyasal bir yaklaşım değil de milletin acısını siyasete alet etmek değil de Allah aşkına nedir? Acı değil mi bu? Tam o ortamda biz birbirimizi anlamaya, birbirimize yardımlaşma duygularımızı göstermeye ve birbirimizi tamamlamaya ihtiyaç duyuyoruz. Ya siyaset bu kadar ahlaki zeminden uzak bir ortamda icra edilecek bir iş değildir ki. Şimdi Mesela şunu sizin ağzınızdan hiç Büyükşehir İtfaiyesi de şunu yapmadı ifadesini asla. duymadım. Çok yakın geçmişte yaşadığımız bir hadise. Ne oldu biliyor musunuz? Antalya'yı işte az evvel de bahsettiğiniz şekilde yağışlar sebebiyle sular bastı. Ve bir alt geçitte bir kardeşimiz vefat etti. Muratpaşa ilçesinde, Kepez ilçesinde yan yana iki ilçedir. Antalya'nın iki büyük ilçesidir. Bir ilçe Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilir Muratpaşa. Diğer ilçe Kepez bizim tarafımızdan yönetilir. Büyükşehir Belediye Yasası yağmur suyuyla mücadele ile ilgili bütün yetki ve sorumlulukları devlet bütün imkanları büyükşehire vermiş olmasına rağmen tam da seçim kampanya döneminin ortasında ben ağzımı açıp Büyükşehir Belediyesi çalışmadı, ondan buraları su bastı demedim Taha Bey. Ben bunu demeyi uygun görmem. Neden? Ahlaki değil çünkü. Evini su basmış insanlarımız var. Varını yoğunu yerine göre kaybetmiş insanlarımız var. Ne yapmalıyız o ortamda? Tencere dibin kara, seninki benden kara. Bunu mu söylemeliyiz? Ama bu zihniyet kalktı, yetki ve sorumluluk kendinde olduğu halde döndü ne dedi biliyor musun? Şimdi bizim mottomuz var ya, Antalya'nın altın çağı başlıyor diye. Ne yapmışlar dediler kendi ilçelerin, altın çağı başlatacak bak. Sular bastı. Yani ev sahibini bastırıyor bunlar tabiri caizse. Şimdi bunlar çok yanlış anlayışlar ve yanlış yaklaşımlar. Ta ki bu konuları gündeme getirdiler. Bizim nezaket dolu tavırlarımız bunlarda karşılık bulmuyor. O zaman biz de hakkımızı savunmak zorundayız. Az evvel ifade ettiğim altyapı eksiklikleriyle ilgili ifadeleri, vakaları delil göstererek hukukun temel prensiplerini Büyükşehir Belediye yasasını ilgi tutarak bunları anlatıyorum ve anlatacağım.